Meta evren diğer bir adıyla Metaverse, her geçen gün daha çok duymaya başladığımız dijital bir kavramdır. Sanal ve gerçek dünyayı bir bilim kurgu bakış açısıyla birleştiren ve farklı iletişim araçları arasında hareket kabiliyeti sunan, sanal bir ortamda iletişim alanı yaratan dijital bir dünyadan bahsediyoruz. Peki tam olarak Metaverse nedir? Metaverse kısaca artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetleri olarak tanımlanabilir. Günümüzde insanlar dijital platformlar aracılığı ile birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Metaverse kavramı ise insan etkileşimlerini çok daha farklı boyutlara taşıyor. Metaverse sayesinde insanlar kendilerini dijital bir dünyanın içinde buluyor ve bambaşka bir yolculuğa çıkıyor. Metaverse'de insanlar birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluk oluşturmak için avatarları kullanıyorlar. Meta veri tabanı, Metaverse dünyasındaki ticarette çeşitli satın alımlar gerçekleştirmek için her biri kendi alanına özgü olan bazı ögeleri araç olarak kullanır. Kullanıcılar aynı zamanda bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyiciler aracılığı ile bir amaç gütmeden eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat gerçekleştirebilir. Bu üç boyutlu avatar sayesinde insanlar gerçek dünyadaki aktivitelerini dijital ortamlarda gerçekleştirebilecek. Zaman içerisinde bu dijital dünya içinde alışveriş yapmak, konsere gitmek hatta çalışmak bile mümkün olabilecek. Metaverse evreninde bir diğer önemli konu da kripto paradır. Kripto paralar bilindiği üzere sanal bir ekonomi yaratıyor. Son zamanlarda adını özellikle sanat alanında duyurmayı başaran NFT satışlarında metaverse önemli bir yere sahiptir. NFT olarak satılan sanat eserlerinin sergilenmesinde ve satılmasında Metaverse karşımıza çıkıyor. Metaverse'ün buradaki rolü, insanların blockchain teknolojisi aracılığı ile sahip olduğu bir sanal varlığı, dijital evrende kullanabilmesini sağlamaktır. Metaverse ilk ne zaman ortaya çıktı? Metaverse kavramı ilk olarak yazar Neil Stephenson aracılığı ile 1992 bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya atılan bir kavramdır. Stephenson bu kavramda, iletişim içinde olan çevrim içi alanlarda fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin bir araya gelmesine vurgu yapar. Roman, insanların avatarlar biçiminde etkileşim içinde olduğu ve fiziksel gerçeklikle tamamen paralel bir siber uzayın varlığını ortaya atıyor. Teknoloji blogu verge ise bu durumu, belki bir hayal belki de ufak ufak gelişmeye başlayan dijital bir yaşam olarak açıklıyor. İnternetin geleceği parlayan yıldız Metaverse, her alanda yükselişe devam ediyor. Teknoloji şirketleri en başta olmak üzere pek çok şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu yeni alana yatırım yapması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Kripto paralar ise teknolojiden sanatçı ve müzisyenlere kadar pek kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kripto paralar zaman içinde diğer resmi paraların yerini alabilir mi? Bilmiyoruz ancak blockchain teknolojisinin metaverse için kilit önem taşıdığı da açık bir şekilde görülüyor. Nasıl bir dijital dünya geliyor? Metaverse sadece eğlence değil, pek çok günlük aktiviteyi de içinde barındırabilecek bambaşka bir evren olacağı ortada. Bu endüstri içinde yer alan pek çok öncü, oyunların çok ötesinde dijital bir yaşamın ortaya çıkacak olmasının büyük heyecanını yaşıyor. Teknoloji endüstrisi ekonomik sistemin aktif olacağı bir dijital dünya kurguluyor. 3D grafiklerden, kişiselleştirilmiş avatarlardan, alışılagelmiş oyunlardan öte, tamamen bir amaç taşıyan, sosyal etkileşimlerin olduğu, insanlara ait sanal ortamların yaratıldığı dijital bir ekonominin hüküm sürdüğü bambaşka bir dünya. Kısacası hayal ettiklerimiz ya da hayallerimizin de çok dışında yeni bir dünyayı metaverse'ün şekillendirmesi söz konusu. Günümüzde kullandığımız interneti inşa eden Tim Sweeney, Mark Zuckerberg gibi insanlar daha çok uzun bir yolun sadece bir kısmının tamamlandığını düşünüyor. Uzmanlar, tıpkı günümüzün akıllı telefonları ile geçmişteki telefonlar arasındaki fark gibi, bugün kullanılan internet ile metaverse'ün geleceğini birbirine benzetiyor. Yani aslında daha yolun çok başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Metaverse birçoğumuz için bilim kurgudan öteye gidemese de internetin geleceği olarak tanımlandığı önemli bir gerçek. Her ne kadar hayallerimizi aşsa da gerçekleşmesiyle birlikte bambaşka bir dünyayla da karşılaşacağımız da açıkça ortada. Facebook artık meta. Facebook kullanıcılarını yeni adıyla şaşırtan Zuckerberg, büyük bir şaşkınlık yarattı. Platformun kurucusu olan Mark Zuckerberg, açıkladığı yeni değişimle sanal dünyanın kapılarının tamamen açılmış olduğunu da gözler önüne serdi. Sanal dünya üzerinde yaşanan çeşitli gelişmeler, Meta'nın da büyük bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Metaverse bundan sonra yaşamımızın her alanında sık sık duyacağımız konuların başında gelecek gibi duruyor. Normalin ötesinde olmayı vurgulayan meta kavramı, sanal dünyada boy göstermek adına büyük bir öneme sahip. Bunun farkında olan Zuckerberg'in değişen yeni dijital dünyaya ayak uydurmak için Meta ismiyle böyle bir değişime karar verdiği düşünülüyor. Böylece hepimizin gelecekte duymaya çok alışacağı metaverse kavramına şimdiden alışmamız sağlanıyor.